TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Nihan Yaşaroğlu. Kendini Bilmek programıyla karşınızdayız. Hayatın içinden meselelerden bahsedeceğimiz, kendimizi bilmeye ve bulmaya çalışacağımız bir program gerçekleştireceğiz inşallah. Sizlerin de izlerken keyif alacağınızı umuyorum. Bugün çok değerli iki konuğum bizlerle. Üsküdar Üniversitesi öğretim görevlisi Elif Konar Özkan ve edebiyat öğretmeni, aynı zamanda yazar Ümit Yaşar Özkan. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Bugün çok keyifli bir konudan bahsedeceğiz, masalları konuşacağız. Masalların gizemli anlatımıyla serüven dolu kapılardan geçmeyi ve ruhumuzu hayatın koşturmasından biraz olsun uzaklaştırmaya ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Ve bu kaçışın da anahtarlarından biri masal sanki. Siz bu anahtarı nasıl değerlendirirsiniz? Nasıl yorumlarsınız? Hocam sizle başlayalım. Şimdi çok güzel bir kelime kullandınız. Kaçış dediniz. Doğru bir kelime. Çünkü kaçmaya ihtiyaç duyuyoruz bu hayattan. Ama kaçtıktan sonra da geri döneceğimiz yine hayatın kendisi. Masal da tam bu imkanı bize veriyor. Yani hem kaçıyoruz bir taraftan ama kaçtıktan sonra da dönüp tekrar masalın bize kazandırdığı donanımla tekrar bu hayatta hesaplaşabiliyoruz, yüzleşebiliyoruz. Masalların bize hem kaçış hem de bugünün dünyasıyla bir hesaplaşma, yüzleşme imkanı verdiğini söyleyebilirim ben. Hocam sizin var mı eklemek istediğiniz bir şey? Ümit Hocam'ın da belirttiği gibi hayatın keşmekeşi içinde, günlük koşuşturmalar içinde bir kaçış, bir nefes alma, bir ferahlama unsuru masallar. Aynı zamanda da oyun neşesiyle çocuksu bir tat bırakıyor dimağlarımızda, hayal gücümüzde. Bizi çocukluğumuzdaki o saf dönemlerimize taşıyor belki. Hayatı keşfettiğimiz, kendimizi keşfettiğimiz, ötekini keşfettiğimiz unsur aynı zamanda. Böyle değerlendirebiliriz kısaca. O zaman biraz bir keşif yolculuğu diyebilir miyiz buna? Bizi keşfe götüren, evet, bir yolculuk diyebilir miyiz? Kesinlikle. Çünkü masallar aslında şöyle, modernizm öncesi bir dünyadan sesleniyorlar bize. Dolayısıyla belki bizim bugün unuttuğumuz, unutmaya yüz tuttuğumuz bazı değerleri de içeriyorlar. Bunları da bize hatırlatıyorlar. Ve burada bunu çok doğal bir şekilde yapıyorlar. Çünkü bu masalları anlatan insanların doğrudan doğruya böyle bir derdi yoktu. Ama bugün biz masalları dinlediğimiz zaman, masallara kulak verdiğimiz zaman nedir mesela? Kanaat diyebiliriz mesela. Bugün bütün dünyanın ihtiyaç duyduğu bir değer. Bunlar masallarda kodlanmıştır. Ya da Elif Hocam ötekini anlamak dedi. Kimdir bu bugünün dünyasında? Çocuklar ve yetişkinler için bizim ötekimiz maalesef tabiat olmuştur. Ve masallarda biz insanın tabiatla daha farklı bir ilişki kurduğunu görüyoruz. Bu açıdan da masallar başka bir dünyadan seslenerek bizim unuttuğumuz ama ihtiyaç duyduğumuz, hatırlamamız gereken bir takım değerleri hatırlatıyorlar. Bir takım kültürel kodları bize iletiyorlar diyebiliriz. Bu ihtiyaç duyduğumuz diye bahsetmeniz çok hoşuma gitti. Çünkü benim de sormak istediğim bir şeydi açıkçası. Yani masallar bizdeki nasıl bir ihtiyacı karşılıyorlar? Ya şöyle bir hayal kurduruyorum ben genellikle derslerimde. İnsanoğlu olarak bu dünyaya gelişimizden başlayarak kocaman uzayda bilmediğimiz bir gezegene gönderilen bebekleriz aslında, hı hı, hepimiz. Ve bu gezegende hayatta kalmamız ve ayakta kalmamız gerekiyor. Bebekler olarak geldiğimizde bu gezegeni keşfetmemiz gerekiyor. Müthiş bir merakla gönderiliyoruz buraya. Çünkü, hı hı, bir keşif heyecanı olması lazım içimizde, hı hı, hayatta kalabilmemiz için. Bizden önce her yeni gelen bebekten bir önce gelenlere ben öncü birlikler diyorum. Çok güzel. Atalarımız onlar bizim ve yani ilk başlangıçtan itibaren o hayatı keşfederken yaşadıkları, tanık oldukları ya da öğrendiklerini masallarla
eşliğiyle, masallar, meseller, hikayeler eşliğinde bir sonraki nesle aktarmışlar aslında. Hı hı. Böyle bir ihtiyaca seslendiğini aynı zamanda düşünüyorum. Çünkü bir yönüyle de hayatın simülasyonular, hı hı, masallar ve hikayeler. Yani anlatılar nesilden nesile aktarılıyor ve, hı hı, insanın temel ihtiyaçlarına bir şekilde sesleniyor, değiyor. Hı hı. Öyle bir etkisi var. Hı hı. Hocam siz bu ihtiyaçla ilgili neler söylemek istersiniz? Vallahi o kadar çok ihtiyacı karşılıyor ki yani masallar birçok işlevi üstleniyor. Mesela bağ kurmak. Şimdi çocuklar açısından düşünürsek çocuklar bağ kurmak isterler aslında. Biz bir çocuğa masal anlattığımız zaman onunla çok güçlü bir bağ kuruyoruz. Ve burada şunu da söyleyelim. Masalın tabii ki bir mesajı vardır, mutlaka vardır ama diyelim ki masalın o kadar da belirgin bir mesajı yok. Öyle bir masal olduğunu varsayalım. Hocam çok özür dileyerek bölüyorum. Olmalı mı masalın bir mesajı? Şöyle aslında onu biraz genellersek herhangi bir anlatının bir iletisinin olmaması, bir iletiyi içermemesi mümkün değil. Bu bazen çok belirgin olur, bazen de çok örtük olur. Mutlaka vardır. Hı hı. Ama diyelim ki hiç böyle bir mesajı yok anlattığımız, hı hı, bir masalın. Hani böyle bir masal varsayıyoruz, çok zor ama bunu anlatmanın da bir faydası var. Şu, çocukla siz mesela 15 dakika birlikte vakit geçiriyorsunuz, onun gözlerinin içine bakıyorsunuz. Ya bunun yerine hiçbir şey koyamazsınız. Bu bağ kurma bir ihtiyaca karşılık veriyor ama mesela biz buna dil becerisini ekleyebiliriz. Çocuklar çok erken bir yaşta aslında masal dinleyerek dil becerilerini geliştirmeye başlıyorlar. Yani ve bütün bunlar o kadar doğal bir şekilde gerçekleşiyor ki. Çünkü yaptığınız şey oturmak ve anlatmak. Çocuğun gözlerinin içine bakmak. Çocuğun hayal gücü aktif hale geliyor. Biz şunu biliyoruz ki seyretmekten çok dinlemek hayal gücünü aktif kılıyor çocukta. Hatta bizim çok sevdiğimiz bir kelime var. Almanca bir kelime. Almanlar masala Kopfkino diyorlar. Yani kafa sineması. Çok güzel. Evet, çocuk çünkü masal dinlemeye başladığı andan itibaren zihninde yavaş yavaş o masalı canlandırmaya, hı hı, başlıyor. Buradan da biz mesela çocuğun okumaya, dinlemekten okumaya geçişinin de daha kolay olacağını düşünüyoruz. Hı hı. Daha mümkün olacağını, hı hı, düşünüyoruz. Elif Hocam siz çocuk gelişimi alanında, evet, da eğitim veriyorsunuz, hı hı, hali hazırda. Biraz daha bu perspektiften bakarak bize bahsedebilir misiniz masalın işlevlerinden? Hocam çok güzel dil becerisine değindi mesela. Ben oradan dil becerilerinden alayım, hı hı, hazır gelişime girmişken. Şimdi dil becerileri dediğimizde sadece konuşma girmiyor devreye. Okuma, yorumlama, anlama hepsi devreye girmiş, hı hı, oluyor. Ve bütün bunlarda etkin bir unsur masallar. Bununla birlikte hani anlama, yorumlama dedik, düşünme becerilerinde çok etkin bir rolü var. Farklı düşünme becerileri, problem çözme becerileri, hayal gücünü aktif kılar dedi Ümit Hocam. Hayal gücünü aktif kılıp bilişsel gelişimi destekliyor. Çünkü tüm bu farklı düşünme becerileri, problem çözme becerileri, işte kreativite dediğimiz yaratıcılık, becerileri bütün hepsini aktifleştirmiş oluyor. Çünkü bilişsel bir esneklik kazandırıyor bizi. Farklı dünyalar, hı hı, arasında gidip geliyoruz, yolculuk, hı hı, yapıyoruz masallar esnasında. Andan, gerçeklikten, tırnak içinde gerçeklikten sıyrılıp farklı alemlere yolculuğa çıkmış, hı hı, oluyoruz. Farklı zamanlara, zamanlar, hı hı, arası, mekanlar arası yolculuğa çıkmış oluyoruz. Dolayısıyla bilişsel bir esneklik kazandırıyor. Hı hı. Yine hocamın bahsettiği gibi o bağ kurmakla sosyal duygusal gelişimi pekiştirmiş oluyor. Çünkü yetişkinle çocuk ya da şimdi çocuk dediğimizde 0-18 yaş grubunu kastediyoruz, hı hı, biz. Ama sadece çocuklara mı anlatılıyor masallar? Hayır. Hı hı. Her yaştan insana aslında sesleniyor masallar ve bu yönüyle de sosyal duygusal gelişimi pekiştirmiş oluyor. Hem farklı, yani hem erken çocukluk döneminde, hem okul döneminde, ergenlik döneminde ve daha sonraki yetişkinlik döneminde dinleyen ve anlatan arasında bir anlatan arasında bir bağ kurduğu için güvenliği hissettirmiş oluyor iki tarafa da, hı hı, ve muhabbeti,
işte sevgiyi, şefkati, saygıyı pekiştirmiş oluyor. Yani duygusal olumlama noktasında pekiştireç rolü var. Bunun dışında farklı dünyaları, farklı insanları, farklı kültürleri, farklı canlıları tanıdığı için o masal aleminde sosyalleşme anlamında bir pekiştireç etkisi var. Öz bakım becerileri noktasında düşündüğümüzde yani neyi nasıl yapabilirliğini çocuğun zihnen kurgulamasını ve içselleştirmesini sağlamış oluyor. Fiziksel motor becerileri açısından düşündüğümüzde de yine hayalen aktif bir şekilde oradan oraya macera peşinde koşarken hem kendi bedenini hem diğer canlıların o motor becerilerini kavramış oluyor. Yani bütün gelişim alanlarını desteklemiş ve pekiştirmiş oluyor. Böyle bir rolü var. Ya sanki bu elimizde kullanabileceğimiz çok büyük bir imkan gibi canlandı benim zihnimde. Müthiş bir hazine. Yani bir yandan bizim gizli öğrenme dediğimiz aslında kavrama kesinlikle. Biraz bahseder misiniz hocam bundan? Yani biz edebiyatın ve özellikle masalların o örtük öğrenme dedi Ümit hocamız. Örtük öğrenme sizin dediğiniz gizli öğrenme kavramlarıyla çok ilişkili olduğunu düşünüyoruz. Çünkü hepimiz biliyoruz ki çocuklar... öğretilmek çok meraklılar ama öğretilmekten hoşlanmıyorlar. Evet. Aslında tüm insanlar gibi. Biz bize model olunduğu zaman, rol model olunduğu zaman, örnek olunduğu zaman çok iyi almış oluyoruz, çok iyi öğrenmiş oluyoruz. Dolayısıyla bu masallarda da çok bariz bir şekilde gizli öğrenme aktif hale geliyor. Çünkü didaktik değil. Yani böyle parmak sallar şekilde onu öyle yapma, bunu böyle yapma modunda değil. Tam tersine o hikayenin, maceranın içinde neyi, nasıl yapılması gerektiğini aslında anlattığı için, o hikaye kurgusu içinde anlattığı için, hikaye etme metoduyla aktardığı için aynı zamanda hem gönül dünyasına sesleniyor hem diğer o işte sinir sistemimize, beyinle alakalı bilişsel faaliyetlerimize seslenmiş oluyor. Belki daha sonra değiniriz ama şimdi hani gizli öğrenmeyle ilişkili olduğu için yani o tekerlemeyle bir varmış bir yokmuş dünyasına yolculuk yaptığımızda aslında bir yönüyle aklın kapılarını biraz kapatıp gönlün kapılarını açmış oluyoruz. Yani sorgulayıcı bir mantıkla ya da şöyle diyelim yanlış anlaşılsın da istemem. Yani bana da yani karşımdaki kim şimdi bana ne öğretiyor anlamında sorgulamaktan bahsediyorum. O şekilde bir mantıkla değil de tam tersine şimdi bir farklı bir aleme gidiyoruz ve orada kim bilir nelere tanıklık edeceğiz, neler göreceğiz, neler dinleyeceğiz, nasıl bir alem seyredeceğiz merakıyla, heyecanıyla o aleme yolculuk yapmış oluyoruz. Dolayısıyla sürekli böyle öğretilmek, istemek, istememek engellerini aradan kaldırmış oluyoruz masal dünyasına girdiğimizde. Kendimizi hem gönül olarak, kalp olarak hem akıl olarak ya da aklın gönül gözüyle birlikte açmış oluruz, oluyoruz o masal dünyasına. Böylelikle gerçekten gizli öğrenme gerçekleşmiş oluyor. Çünkü bu alanda uzun yıllardır çalışmalar yapan pek çok alanda, pek çok farklı uzmanlık alanından insanlar da belirtiyorlar ki hikaye etme metodu insanoğlunun en kolay öğrendiği metot. Ben bu noktada tüm kutsal kitapların da bu metodu kullanarak en önemli olayları, kuralları, unsurları insana aktarmasının da direkt bununla ilişkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü hikaye edilerek anlatılan şeye aklımızın gönül gözüyle dinlediğimiz için, can kulağıyla dinlediğimiz için gerçekten gizli öğrenme gerçekleşmiş oluyor. Bu anlamda sizin de az önce belirttiğiniz gibi tam anlamıyla bir hazine ve imkanlar çeşnisi diyebiliriz masallar için. Hocam gerçekten bu Kur'an-ı Kerim'den de bahsederken bunu söylemeniz yani çok çok hoşuma gitti gerçekten yani biraz şunu da düşündürdü bana yani Yüce Rabbimiz bize böyle bir
şey sunmuş. Bundan ders çıkartalım, biz de masalları aslında bu yönde değerlendirelim diye belki de bir çıkarım yapabiliriz. Ve biz psikologlar olarak da mesela, hocam siz de zaten bu alandasınız, hep bahsederiz velilere. Sadece o çocuğumuz o problemden ibaretmiş gibi anlamasın. Biz bunu bir masala çevirsek, bir masal karakteri bu problemi yaşıyor olsa ve üstesinden geliyor olsa gibi böyle biraz tiyolar veririz ebeveynlere. Ve bunun da faydasını hızlı bir şekilde aslında genelde görüyoruz. Yani küçük tavşancığın macerasını uyduruyoruz birdenbire. Ve çocuk sanki şunu fark ediyor. Ya bu küçük tavşancık bunun üstesinden gelmiş. Belki ben de gelebilirim. Birazcık böyle umut tohumları ekiyor çocuğun gönlüne. Ümit Hocam daha net hatırlıyordur belki. Hani bir söz var. Çocuklar ejderhaların... Evet, Chesterton'un sözü. Evet, çocuklar ejderhaların gerçek olduğunu bilirler. Masallar onlara ejderhalarla nasıl mücadele edileceğini öğretir diye hatırladım ben de sözü. Yani gerçekten öyle bir yönü var ve hani sizin de bağladığınız gibi, yani ben baktığımda tüm hani o öncü birlikler dedik ya, sonuçta hikayeler, anlatılar, masallar baktığımızda çok çeşitli. Hani kıssalar, masallar, meseller, insanların uydurduğu hikayelere, masallara gelinceye kadar çok müthiş bir hazine, müthiş bir kültüre sahibiz insan denen varlık olarak. Ve gerçekten en önemli konuların, ahlaki değerlerin ve hayatı işte simüle etmemize yarayan, hayatta ve ayakta nasıl kalacağımızı bir sonraki nesle aktaran tüm hakikatlerin bir anlatıyla aktarıldığını, o hikaye etme metoduyla aktarıldığını görüyoruz. Aslında bu direkt insan denen varlığı, sizin de belirttiğiniz gibi yaratıcının, yaratıcıdan daha iyi tanıyacak hiçbir merci olmamasıyla alakalı diye düşünüyorum ben. Sinir sistemiyle ilgili çalışmalar arttıkça zaten, beyin görüntüleme teknikleri olsun, çok farklı tekniklerle şu anda insanı keşfetmeye çalışıyor bilim insanları bir yandan. Biz biliyoruz ki işte didaktik değil, bu şekilde hikaye etme metoduyla anlatıldığında, hatta bazı uzmanlar yurt dışında ve yurt içinde bazı uzmanlar bunu şöyle ifade ediyorlar. Beyin adeta bir hikaye organıdır diye ifade ediyorlar. Çok çünkü güzel, evet. Sinir sistemimiz öyle bir dizayn edilmiş ki biz hikaye şeklinde, anlatı şeklinde, hikaye ve hikaye etme metoduyla, yani masaldaki metot budur çünkü edebi anlamda arka planda incelediğimizde hikaye etme metoduyla anlatıldığı zaman daha kolay idrak ediyoruz, daha kolay künhüne vakıf oluyoruz, o sırrı farklı duyularımızla, duygularımızla daha iyi içselleştirmiş, özümsemiş ve anlayabilmiş, hem de hayal dünyamızda yolculuğa çıkmış oluyoruz ve böylece modellememizde, özdeşim kurmamızda, oradan kendimizce bir hisse çıkarmamızda, hem de çok katmanlı oluyor. Her yaş o masaldan kendine göre bir pay çıkarıyor, kendine göre bir hisse çıkarıyor. Bu açıdan da çok farklı bir unsur gerçekten. Yani mucize gibi bir şey aslında insanoğluna verilen bir mucizevi bir yönü var bir yönüyle baktığımızda o hikaye etme metodunun. Biz biraz çocuklardan giriş yaptık, onun üstünden genel olarak bahsettik. Hocam ben size gençlerle de daha çok bir arada olduğunuz için bu bağlamda sormak istiyorum. Sizce şimdi günümüz gençlerine baktığımız zaman bir çocuğun masalla büyümüş olmasını gençlik zamanında biz fark edebilir miyiz? Ona nasıl bir tesiri olmuş olur gençlik zamanına geldiği zaman? Vallahi masalla beslenmişse zihin ve hayal gücü ben daha farklı bir ufku olacağına inanıyorum. Oluyor da zaten kesinlikle. Hani az önce dedik ya masallar anlatıyoruz, çocuklar dinliyorlar. Dinleyen çocuklar sanki hikayenin farkına varan çocuklar okumaya da daha çok açık oluyorlar. Çünkü zaten çocuk dinleyerek
hikayenin tadını almış oluyor, lezzetini duymuş oluyor. Yani burada bir hikaye var ve hikaye dinlemek çok zevkli. Dinlemek zevkliyse bu hikayeye ulaşmanın başka bir yolu da o hikayeyi okumak. Okuyarak da biz bir hikayeyi duyabiliriz. Ben bu çocuğun, bunu fark etmiş bir çocuğun, yani masalın lezzetini çok erken yaşta duymuş bir çocuğun daha sonra kitap okumaya da can atacağını düşünüyorum. Oradaki hikayeleri de merak edeceğini düşünüyorum. Elif Hocam da merak duygusuna vurgu yaptı. Çok önemli. Yani bu çocuklarda çok doğal bir meleke. Hı hı. Bunu biliyoruz zaten. Ama sonra nereye gidiyor? Sonra köreliyor. Masalın merak duygusunu da canlı tutacağını düşünüyorum ben. Çünkü eğer körelmezse, körelmediği zaman da ne olduğunu biliyoruz. Eğer merak duygusu körelmezse ya sanatçı olacak, ya felsefeci olacak, ya bilim insanı olacak, ya da hangi mesleği yapıyor olursa olsun en azından hayat onun için hayret ederek, tazeliğini kaybetmeden sürdürülebilecek bir faaliyet olacak. Ben masalın bunları kazandıracağını, bunları canlı tutacağını düşünüyorum. Hı-hı. Gençlerde de. Hı-hı. Biraz buradan ben çok sıklıkla karşılaştığımız artık bu gençlerde bir an evvel her şeyden sıkılma mevzusuna da geçmek istiyorum. Ya benim zihnimde şöyle bir şey canlanıyor ve sizin fikrinizi merak ediyorum açıkçası. Sanki bu masal dinleme sürecinde sıkılmaya hem fırsat olmuyordu hem de biraz bize sabrı gösteriyordu gibi geliyor bana. Çünkü bir girişi vardı, gelişmesi vardı. Hı-hı. Ya sonucunda nereye varacak bu diye bir merak bizde uyandırıyor. Onu takip etmeye çalışıyoruz. Hı-hı. Ama şu an karşı karşıya kaldığımız tabloda herhangi bir şey zaten okumuyoruz. İzlediğimiz bir video olduğu, yani özellikle gençler temelinde söylüyorum bunları. Bir video olduğu zaman bile sosyal medyada karşımıza çıktığında önce kaç dakika diye bakıyoruz. Onu sonuna kadar izlemeye bile tahammülümüz yok. 3-5 saniye ise hızlıca tüketiyoruz. Çok klişeleşti belki ama maalesef bu da bu tüketim toplumunun bir getirisi oluyor. Bu masalla büyümenin hocam sizce bizim bu sıkılma alışkanlığımıza bir tesiri olur mu? Yani buna bir fayda sağlayabilir mi mesela? Ben sağlayabileceğini düşünüyorum. Çünkü evet, hikayenin bu da yine Elif Hocam da bahsetti ya. Ya bizim önce çocuklarla birlikte bir hikayenin tadını çıkarmayı öğrenmemiz lazım. Yani hikayeleri dinlemek ve okumak güzeldir. Bu çocukken de çok güzel yaşanır gerçekten de. Yani bir hikayenin akışına bırakabilmesi insanın kendisini. Yani Elif Hocam dedi ya, başka bir aleme gidebilmek. Yani dinlemeye başladığınız zaman, okumaya başladığınız zaman, ya hatta seyretmeye başladığınız zaman siz aslında başka bir dünyaya doğru bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Ama yine ne kadar erken fark edilirse bu çok güzel bir yolculuk. Yolda kim bilir nelerle karşılaşacağız, hangi eşikleri atlayacağız, hangi canavarlarla çarpışacağız. Bu maceralı bir yolculuk aynı zamanda. Yolda olmanın tadı bu aslında. Yani elbette ki bir hedefimiz var, bir hedefe doğru gidiyoruz. Ama bu hedefe doğru giderken de bir taraftan yolculuğun da niye tadını çıkarmayalım ki biz? Hı hı. Yani neden sabırsızlanalım? Hı hı. Bu hikaye dinleme alışkanlığıyla bence bu tadını çıkarma, yani sabır da bunun içinde, hı hı, aslında. Yani yolda olmayı fark etme, hı hı, ve onun eğlencesine varabilme, hı hı, aslında. Bu dinlerken de, okurken de, seyrederken de ama yaşarken de hissedilebilecek bir, hı hı, şey diye düşünüyorum. Ve masaldan başlayabilir bu. Buna, hı hı, masaldan başlayabiliriz. Aslında bu sizin de birlikte yazdığınız hikayeleriniz olan Taş Masalları'nda bana taşlangozun hikayesini de hatırlattı açıkçası. Evet. Birazcık bahseder misiniz? Elif Hanım, sizden, evet, dinleyelim. Taşlangozu masalı benim de Taş Masalları serimizde en kendime yakın hissettiklerimden biri sanırım. Herkesin, beni de çok etkiledi açıkçası. Herkesin orada, her çocuğun, her yaştan çocuğun farklı bir en sevdiği masal oluyor, hı-hı, Taş Masalları'nda. Ben de farklı yaş gruplarına masal anlatmaya gittiğimizde en çok onu anlatmayı tercih ediyorum. Çünkü orada hem kendini keşif hem dünyayı keşif var tam anlamıyla. Ve o katmanlık içinde taşlangoz arkadaşı Taşvan kadar hızlı olmak isteyen bir karakterken kendisinin bu sorununa çözüm bulmak adına bir yolculuğa çıkması öneriliyor
Bilge Taştumbağ tarafından ve o uzun yolculukta çok yavaş hareket ettiği için canını sıkılmaması için kendine bir çözüm bulması gerekiyor öncelikle. Ve etrafını seyretmeye karar veriyor. Yani bir oyun olarak kendine ben etrafımda ilerlerken gördüğüm taşları inceleyeyim. Hem de canım sıkılmamış olur bu yolculukta. Kim bilir ne kadar sürecek çünkü çok yavaş hareket ediyor. Ve gerçekten de o yolculukta ilerlerken adım adım aheste aheste ilerlerken her gördüğü taşı incelemeye başlıyor. Bu sefer dış dünyayı önce keşfediyor. Aslında işte farklı renklerde, farklı desenlerde, farklı boyutlarda bir sürü taş olduğunu keşfetmiş oluyor bu yolculuğunda. Sonra birden hedefine yani gitmesi gereken yere vardığına, hedefine vardığında yine uzun bir, bu sefer dikey bir yolculuk onu bekliyor. Sorusunu yönelttiğinde ise karşısında önce bir soruyla cevap buluyor. Yolda gördüklerini bana anlatır mısın diye soruyor üçgen taş ona. Ben senin soruna cevap vereceğim ama sen önce benim soruma cevap ver dediğinde taşlangoz bir çırpıda bütün gördüklerini anlatabildiğini fark ediyor. Bu çok önemli. O bize verilen potansiyelle, fıtratla, ona ne diyeceksek, yetenek, kabiliyet, beceri, o kendi potansiyellerimizde, özümüzde getirdiklerimizle hem dış dünyayı hem iç dünyayı keşif yolculuğuna çıktığımızda aslında biz hem kendimizi sevmeye başlıyoruz, kendimizi tanımaya başlıyoruz. Hem dış dünyayı tanımaya ve sevmeye başlıyoruz. Bu çok farklı bir yolculuğa dönüşmüş oluyor. Ve en sonunda diğer bir soru, can alıcı soru. Peki hala hızlı olmak istiyor musun? Şimdi bu soruyu farklı yaş gruplarında çocuklara sorduğumuzda büyük çoğunluğu peki sizce istiyor mudur diye çocuklara yöneltiyoruz bu soruyu. Büyük çoğunluğu hayır diyor. Aslında orada kendi fıtratlarına dair de ipucu vermiş oluyorlar bize. Kimisi o iletiyi keşfettiği için, taşlangozla birlikte maceraya çıkıp onunla birlikte keşifler yaptığı için hayır istemiyordur. Çünkü o etrafını seyredebildi, yavaş gidebildiği için ve bir sürü şey keşfetti cevabını veren çocuk da oluyor. Çok tek tük belki de yine de istiyordur diyen çıkıyor. O da kendi hani içinde o kıpır kıpır heyecanlı hareketli olan çocuklar genellikle o tarz cevap verebiliyor. Ama gerçekten o hatta taşlangozun masalını imzalarken genellikle şöyle bir not düşerim ben. Sakin yürüyüşlerde keşifler yapman dileğiyle notu düşerim. Çünkü gerçekten biz o kendi iç ritmimizi ilk gelişteki yani o bebekler olarak gönderildiğimizdeki ritmimizi kaybediyoruz bu hızlı ve telaş çağında. Modernizmle birlikte bu hale gelen hız ve telaş çağında ve bu da olumsuz duygular ya da farklı rahatsızlıklar olarak bize geri dönmüş oluyor. Ama o ritme keşfettiğimizde yeniden hem kendimizi hem dış dünyayı keşfedebildiğimizi ve bunun aslında Mit Hocam'ın da dediği gibi ne kadar harikulade böyle hayret makamında hayatın ve pek çok sırrın tadına varılan bir hal olduğunu, o anı yaşamak, anın lezzetine varmak olduğunu fark ediyoruz ki masallarla bununla ilgili çok fazla anımız, deneyimimiz de var. Bilmiyorum Ümit Hocam hatırlamıştır belki. Bir alışveriş merkezinde bundan yıllar önce hem de yılbaşı sezonunda masal anlatma etkinliği yapması istendi ondan. Sonrasını belki kendi tamamlar. O müthiş bir deneyimdi. Yani o keşmekeşin içinde masal anlatınca çocuklar onu dinleyecek mi? Gerçekten sabredebilecek mi? Sorularıyla bu etkinliği kabul etmişti kendisi. Ben de merak etmiştim. Yani benim için bir sınanmaydı. Biraz belki masalların gücünü de orada merak ettim ben. Onları da sınamak istedim. Evet, yani yılbaşına bir hafta vardı. İstanbul'un en büyük alışveriş merkezlerinden birinde çok fazla uyarıcı vardı etrafta. Evet. Yılbaşına yaklaştığımız için. Ama buna rağmen hiç tanımadığım çocuklar, benim tanımadığım, onlar da beni tanımıyorlar. Masal dinlediler. Yani orada onların 15-20 dakika
masala kulak vermeleri, masala dikkat kesilmeleri benim için çok değerliydi, çok kıymetliydi. Çünkü şu var, şimdi Taşlangoz'un masalını hani anlattı Elif Hocam, biz bu masalları önce kendimize anlatıyoruz aslında. Hı-hı. Yani bir sakin ol bakalım. Yani hı-hı, hani iç ritim dedi, kendi ahengimizi bakalım biz duyabiliyor muyuz? Bunlar aynı zamanda kendimize anlattığımız masallar. Her masal da anlatırken kendimize anlattığımız bir masal. Orada da çocuklara anlatırken kendime de anlattım aynı zamanda o masalları ve onlardan da öğrenmiş oldum. Evet, masal bu kadar güçlü. Hı-hı. Yani bugün 21. yüzyılda bir alışveriş merkezinin ortasında siz böyle bir vaha açabiliyorsanız masalla, demek ki masallara biz güvenmeliyiz. Masalların gücüne inanmalıyız. Hı-hı. Yani onlarla yapabileceğimiz çok şey var. Hı-hı. Aslında ben daha öncesinde masallarınızı, taş masallarını okumuştum ama program öncesi tekrar bir böyle bir tazelemek istedim ve işte zihnimde birçok şey dönüyordu program anına dair, ertesi güne dair, işte sizi nasıl ağırlayacağız falan derken hızlı bir şekilde Taşlangoz'un masalını da tekrar okudum ve dedim ki yani Nihan, sizin sürekli bahsettiğiniz şimdi ve burada işte mindfulness, anı yaşamak derken işte Taşlangoz. Yani bu kadar komplike hale getirmeye de gerek yok. Çok sade, öz cümlelerle. Aslında bir masal bile o an bize sirayet edebiliyor. Ve bunun üstüne de şunu da kendim de düşündüm, size de sormak istiyorum. Sadece çocukları mı düşünmeliyiz masal dediğiniz zaman? Yok, zaten bu yani evvelden de böyle değildi aslında. Hatta tartışılan bir meseledir ama şöyle söyleyebiliriz. Çocuklar ve yetişkinler birlikte masal dinliyorlardı. Yani evvelden böyleydi. Sonra bu değişti. Fakat şimdi tekrar dönmeye başladık oraya. Yani bugün artık çocuklar ve yetişkinler tekrar birlikte artık masal dinlemeye başladılar. Masalı paylaşmaya başladılar. Kesinlikle sadece çocuklara has değil masal. Yani çocuklara ait değil. Yetişkinler de masal dinlemeli. Masala kulak vermeli. Yani biz taş masallarını da yetişkinlerle de tecrübe ettik. Ya şöyle oldu zaten, yani biz okul öncesi için düşünüyorduk. Öyle mi Elif Hocam? Aslında yani bunu da hep tekrar ederiz derslerde. Eğer bir metin gerçekten edebiyatsa, içinde sanat, estetik ve o dil lezzetini barındırıyorsa katmanlıdır. Ve tıpkı masalda olduğu gibi her yaştan okura ya da dinleyene hitap eder. Açıkçası ben her yaştan okura hitap edeceğini, her yaştan çocuğa hitap edeceğini biliyordum, hissediyordum. Ben yani, daha temkinliyim. Bu konuda mutmain bir şekilde projeyi sunmuştum yayın evine. Dolayısıyla her masalla ilgili farklı mecralarda sorular yöneltildiğinde de benim cevabım o şekilde olur. Sahi masallar kime aitti diye. Hı hı. Çünkü yani o kadim zamanlardan nesilden nesile aktarılan bir unsur masal ve yani bu dönemlere ayırma, yaşları dönemlere ayırma, çocuk, yetişkin, yaşlı diye sınıflandırma da aslında modern zamanların, evet, alışkanlıkları. Yani psikoloji eğitiminden de aşinasınızdır. Hı hı. Önceki dönemlerde işte çocuk şu demek, işte genç şu demek, yaşlı şu demek, o sadece şununla ilgilenir ya da bu sadece bununla ilgilenir değildi zaten, evet, dünyada. Böyle bir ayrım yoktu. Pedagoji de çok yakın zamanlara, hı hı, tarihçesine baktığımızda çok yakın zamanlara, hı, ait bir bilim. Dolayısıyla burada İnsanoğluna seslenen bir tür var. Nesilden nesile tecrübeyi aktaran bir tür var. Ve her yaştan dinleyen, birlikte aynı sofradan yemek yediği gibi oturup masal sofrasına birlikte kaşıklıyorlarmış, evet, o hikmeti. Evet. Dolayısıyla her yaştan okura hitap etmesi önemli. Ümit Hocam'ın da dediği gibi, tamam, kitabın üstünde sonuçta yayın evi alışkanlığı olarak ebeveynlere yol göstermesi adına yaş grubu var. Fakat bu şöyle bir şey,
4 artı yazıyor fakat biz biliyoruz 1,5 yaşında da okurumuz var. Okul öncesi kurumlara, etkinliklere gittiğimizde çocuklarla, farklı yaş grubu çocuklarla etkinlik yaptıktan sonra biz anneler biz de istiyoruz dediler. Ve biz orada annelerle de taş masallara etkinlikleri yaptık. Dolayısıyla her yaşa, onun dışında ilk öğretim, orta öğretim ve üniversite çocuklarıyla da eğitim yaptık. Her yaşa hitap ettiğini biliyoruz yani, tecrübe ettik. Çok teşekkür ederim hocam. Yani o kadar güzel şeylerden bahsettiniz, o kadar keyifli bir sohbet oldu ki. Ben yani tadına varamadım açıkçası. Ve şöyle güzel bir temenniyle de ben programın sonuna geldiğimizi söylemek istiyorum. Bu masal sofrasından herkes bir kaşık alırdı belki de, dedi ki inşallah bu bizim hayatımıza katacağımız bir şey olur. Biz de artık bir masal sofrasından bir kaşık almaya başlarız bundan sonraki hayatımızda. Her ikinize de çok teşekkür ederim. Çok güzel bir programdı. Biz teşekkür ederiz. Bir sonraki programımızda tekrar görüşmek ümidiyle kendinize iyi bakın.